Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından anda arama kurtarma Kayseri gönüllüsü Necla teyze enkazlarda çalışıyor. 63 yaşındaki Necla Ergüner de depremzedelere ve enkaz altında kalan vatandaşlara yardımcı olmak için enkaz çalışmalarına katıldı. Daha önce anda arama kurtarma ekibi olarak gerekli eğitimlerimizi aldık ve AFAD'la akredite olduk. Her türlü eğitimlerimizi aldık. Bunların içinde yangın eğitimi var. İlk yardım eğitimi var, enkaz eğitimi var. Her türlü eğitimlerimizi aldık. Akredite olduk. Böyle bir şeyde her zaman hazır olduğumuzu başkanlarımız tarafından bize iletildi. Her zaman hazır olacağımız söylendi. Biz de her zaman hazır olacağımız onlara teyit ettik. Ve böyle bir şey olduğu zaman felaket olduğunda o gün sabah 4.30'da biz hemen hazır olup 5'te derneğimizde olduk. 5'te derneğimize vardığımızda başkanım benim Kayseri'de kalmamı istedi. Çünkü orada da ihtiyaç var dedi. Ben saat 10'a kadar Kayseri'de kaldım ama burada daha çok ihtiyaç olduğunu düşünerek AFAD'ın arabasıyla buraya geldim. Burada bir kova moloz taşımak, bir çakıl taşı atmak, bir çadır beklemek, birine bir bardak su vermek, bir bardak çay vermek her şeyden önemliydi Kayseri'de. Özel yaşamda da ben normalde mali müşavirim, görevlerim var, sorumluluklarım var ama ona rağmen ben buradayım, her zaman da hazırım. Yaşın hiç önemli yok. Bizim ANDA Derneği olarak 19 yaş veya 63 yaş arası her türlü yaşta insanlarımız var. Bir çakıl taşı bile atmak, 65 yaşında olmama rağmen 5 gün Osmaniye'de çalıştım. 5 gün hiçbir yerim ağrımadı. Bir gün çadırda bekledim, hasta oldum. Tabii mutlaka gelsinler, burada da görsünler. Burada en ufak bir yardımları bile olsa çok büyük bir şeydir o, faydadır. Bir de burada insanlar burayı görünce mesela benim bu yaştan sonra hayat felsefem değişti. Yani daha önceki mal edinmek, şunu yapayım, bunu yapayım şey bitti bende. Sadece yaşamak, gezmek, insanlara yardım etmek, ibadetle hayat geçirmek istiyorum. Bundan başka benim yani hayat felsefem bu şekilde oldu.